Abdülkadir Selvi. Akbelen eylemcileri PKK istismarına tepki göstermeli. Terör ve şiddete bulaşmadığı sürece demokratik eylem haktır. Marjinal grupların sızmasına rağmen Akbelen'deki eyleme de o gözle baktım. Ta ki PKK liderlerinden Duran Kalkan Akbelen'i selamlayana kadar, PKK Akbelen'den bir gezi eylemi çıkarma hedefini ortaya koyana dek. Gezi 28 Mayıs'ta başlamıştı. 3 Haziran'a kadar bir çevre eylemi havasındaydı. FETÖ'cü teröristlerin çadırları yakma provokasyonu, marjinal grupların gezinin kontrolünü ellerine geçirmeleri, terör örgütlerinin geziyi kullanma çabalarıyla birlikte gezi çevre eylemi olmaktan çıkıp bir kalkışma girişimine dönüştü. Duran Kalkan PKK lekesini Akbelen'e sürmeye çalışıyor. Akbelen eylemcileri eğer gerçekten ağaçların kesilmesine karşıysa PKK'ya karşı çıkmaları gerekiyor. Ormanları yakan terör örgütü PKK'ya tepki göstermeleri gerekiyor. Duran Kalkan'a sen eli kanlı bir teröristin. Biz PKK'ya da PKK terörüne de karşıyız. Bizim eylemimizi kirletmene izin vermeyiz demelerini bekliyorum. Ama PKK'ya ses çıkarmazlarsa eylemlerinin üzerine PKK gölgesinin düşmesine engel olamazlar. Gezi neyi değiştirdi? Duran Kalkan Gezi'yi kutsamaya çalışıyor ama Gezi Türkiye'ye pahalıya mal oldu. Gezi olayları 28 Mayıs 2013'te başladı. Niye Mayıs ayı? Çünkü Mayıs ayında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli atılmıştı. Türkiye'ye nazar boncuğu takılması gereken bir aydı Mayıs ayı. Peki Gezi olayları başladığında ekonomik göstergelerimiz ne durumdaydı? Metin Toker, Demokrat Parti'nin ilk dönemini anlattığı kitabına DP'nin Altın Yılları ismini vermişti. 2013'te Türkiye'nin altın yıllarıydı. Demirel, take-off noktası. Demirel 12 Mart'a giden yılları anlatırken 1965'te AP tek başına iktidar olmuştu. %5 enflasyon, %7 büyüme vardı. Uçak pistten tekeri kesip burnunu havaya kaldıracaktı. Türkiye makus talihini yenecekti. Türkiye tam take-off noktasına gelince 12 Mart müdahalesiyle bunun önünü kestiler. Ne zaman Türkiye take-off noktasına gelir, müdahale ederler demişti. Gezi olayları da tam Türkiye'nin take-off noktasına geldiği bir anda patlak verdi. 2001-2013 arası göstergeler. Tüm göstergeler iyiydi. Enflasyon tek haneye inmişti. Türkiye uzun süreli bir istikrarı yakalamıştı. 2001 yılında gayri safi milli hasıla 197 milyar dolar, kişi başına milli gelir 3083 dolardı. Yıllık enflasyon %68.5, faiz oranı ise %70'ti. Dolar kuru 1.58 liraydı, 2001-2013 arasında Türkiye 5 kat büyüdü, 2013 yılında gayri safi milli hasıla 951 milyar dolar, kişi başına milli gelir 12.480 dolar, yıllık enflasyon 7.4, faiz oranı %4.75, dolar 1 lira 70 kuruş seviyesindeydi. Bugün hala o rakamları yakalayamıyoruz. Gezi'nin Türkiye'ye faturası 200 milyar dolar oldu deniliyor. Ama bence Gezi bir kırılma noktası oldu. Gezi ile girdiğimiz karanlık tünelden 17-25 Aralık ve sonunda 15 Temmuz darbe girişimiyle çıktık. Gezicilerin şartları. Gezi adına oluşturulan Taksim Platformu'nun Başbakan Vekili Bülent Arınç'la görüşmelerinde bulundukları talepler bunu anlatmaya yetiyor. 1. Başta 3. köprü, 3. havaalanı, Kanal İstanbul ve HES'lerin durdurulması. 2. Savaş siyasetine karşı duruşun, kadınların bedenleri üzerinde denetim kuran muhafazakar erkek politikalarına karşı yükselen sesin, tüm cinsel yönelim ve cinsiyet ayrımcılığına karşı mücadelenin önündeki engellerin kaldırılması. Bunun çevreyle, yeşille ne ilgisi var? Akbelen eylemcileri bu tuzağa düşmemeli. PKK'nın hevesini kursağında bırakmalı. Abdülkadir Selvi, Hürriyet. Yaşar Süngü. Amerika'yı yeniden keşfetmek. Eşitsizlik büyümeyi desteklemez, olsa olsa köstekler diyor ünlü ekonomist Stiglitz ve ekonomik durgunluktan en fazla orta sınıfı oluşturan ücretlilerin, esnaf ve sanatkarların ve serbest meslek sahiplerinin zarar gördüğünü, ancak en derinden yaralanmaların işlerini kaybedenlerde görüldüğünü söyler.
Ekonomik durgunlukla yeni bir iş bulamayanların aramaktan vazgeçip iş gücü piyasasından çekildiğini, orta yaştakilerin ise yeni iş bulma umudunun neredeyse hiç kalmadığına dikkat çeker. İş dünyasındaki bu durgunluğun yarına olan güvensizliği artırdığını, yaşam standardının düşmesiyle sosyal dokunun da değişmeye başladığına işaret eder. Bu süreçte gençlerin de tek başlarına yaşamayı sürdüremediklerinden ailelerinin evine dönmeye başladığını ve evliliklerini erteleyip birlikte yaşamayı uzattıklarını vurgular. Bugün 80 yaşında olan ekonomist Joseph Stiglitz, 1992-2000 yılları arasında Amerika Başkanı Clinton'ın ekonomi başdanışmanı, 2000 yılından sonra da Dünya Bankası baş ekonomistliği görevlerinde bulunurken edindiği tecrübeleri kitaplaştırmış. Eşitsizliğin Bedeli ismiyle Türkçe'ye çevrilen kitabında devleti yönetenlerin aldığı ekonomik kararların toplumları nasıl etkilediğini ve dönüştürdüğünü anlatıyor. Amerikan ekonomisinin küresel ekonomide nasıl etkin olduğunu, IMF'nin yardım bahanesiyle Türkiye örneğindeki gibi gelişmekte olan ülkeleri nasıl dışa bağımlı hale getirdiğine şahit olmuş. Danışmanlık yaptığı Dünya Bankası'na da oldukça sert eleştirileri var ünlü ekonomistin. 2000 yılından bu yana üniversitede hocalık yapan Stiglitz'in yukarıda ismini verdiğim kitabından bazı pasajları yeniden okursak günümüz ekonomisine daha farklı bir pencereden bakabiliriz. 2007-2008 mali krizi ve onu izleyen duraklama, çok sayıda Amerikalıyı işlevini yitirmiş bir kapitalizmin bulanık sularında yüzer gezer halde bıraktı, aradan geçen yıllara rağmen durum hala düzelmiş değildir. Kriz ortaya koydu ki piyasa ekonomisinin en karanlık yönlerinden biri, Amerikan toplum dokusunu bozan ve ekonomik sürdürülebilirliğini tehlikeye atan eşitsizliktir. Zenginlerin sayısı gitgide artarken, yoksullar Amerikan rüyasına uymayan zorluklarla boğuşmaktadırlar. Amerikan toplumunda eşitsizlik her zaman mevcut olmakla birlikte ara gittikçe açılmaktadır. Amerika'nın en yüksek gelire sahip %1'i, 2002-2007 yılları arasında ekonomide yaratılan tüm büyümenin %65'ini, 2010'da %93'ünü ele geçirmiştir. Zenginlerin varlığı artarken orta sınıfın ve alt gelir gruplarının da varlığı artsaydı mesele yoktu. Fakat böyle olmadı. Tablo hiç parlak değil. En önemlisi de umut yok oldu. Yoksullar bu durumdan kurtulamamanın çaresizliğini yaşıyor. Kalıcı yoksulluk uzun dönemde kamu eğitim yatırımlarına da sekte vurur. Yetersiz eğitim pek çok sakıncası yanında suç oranlarını da artırır. Bugün her 100 kişide bir kişi oranıyla Amerika dünyanın en yüksek tutuklu oranına sahiptir. 2.3 milyon tutuklunun getirdiği mali yük toplumun yararına değil zararına olduğu halde gayri safi milli hasıla istatistiklerinde herhangi bir harcama kalemi gibi kabul edilmektedir. Halkın %37'si yoksulluk sınırının altında yaşamakta, 1.5 milyon kişi de günde 1.5 doların altında gelirle geçinmeye çalışmaktadır. Bu rakamlar OECD ülkeleri arasında Amerika'yı en alt sıralara yerleştirmektedir. Tüm çocukların %25'i yoksul sınıfındadır. Gelir eşitsizliği aynı zamanda fırsat eşitsizliğine de yol açmaktadır. Fakir ve eğitimsiz bir ailede doğan çocuğun, varlıklı, eğitimli, geniş çevreye sahip bir ailede doğan çocuğa nazaran başarı şansı ne olabilir ki? Eğitimsizliğin hüküm sürdüğü ülkelerde gelir eşitsizliği fırsat eşitsizliğine yol açmakta, bu da ileriki yıllarda eşitsizliği daha da yükseltmektedir. Yüksek öğrenim görme ihtimali azalmakta ve üniversiteyi bitirenlerin de iş hayatında başarı şansı düşmektedir. Amerika'nın 15 yıl önce yaşadığı ekonomik durgunluğun sosyal dokuda yaptığı hasarlar bugün yeni toplumsal sınıflar oluşturmuş. Geçim sıkıntısı ailenin her bireyini dışarıda çalışmaya zorladığı için aileler parçalanmış. Gençler ekonomik endişelerle evlilikten soğuyunca birlikte yaşama konusundaki zorunlu tercih zamanla hayat tarzına dönmüş. Amerika'nın tecrübesinden alınacak çok sayıda dersler var. Amerika'yı yeniden keşfetmenin gereği yok. Yaşar Süngü, Yeni Şafak.